Dört aşamalı bir süreçti bizimki, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 6 ay geçtiği için çok detaylarını da hatırlamıyorum ama ilk süreç aslında bakıldığında, yani bir tabii başlangıç seviyesinde ve hani bir trainee programı olduğu için hani belirli derinlemesine bir sektörel ya da pazarlama ile alakalı bilgiler gerekmiyor. Aslında sizin kişiliğiniz ve genel yapınızla alakalı bir süreç gerçekleşiyor. İlk aşamasında bakıldığında yaklaşık 10 kişiyle bir toplu grup mülakatı gerçekleşiyor. Bu grup mülakatında size bir case veriliyor ve bu case üzerinden bir sonuca varıp tartışmanız ve bu en son vardığınız, yani tartışarak bir sonuca varmanız ve en son vardığınız sonucu bu izleyen size, hani bu süreçte size İK'dan olsun, şeyden olsun, pazarlamadan olsun insanları sunmak aslında bu şekilde ilerliyor ilk süreci. Ve orada hani sizi bu tartışma süreci ve sunum sürecinde aslında orada fikrinizin ne olduğu çok önemli değil. Fikrinizi nasıl ifade ettiğiniz ve nasıl orada bir sonuca vardınız ve vardığınız sonucun destekleyip destekleyemediğiniz aslında gözlemleniyor. Ve bu alanda sektörel ya da şeyle alakalı bir aslında şey yok. İlk grup mülakatı bu şekilde gerçekleşiyor. Eğer onda başarılı olursanız grup mülakatından sonra sizi bireysel, yani aslında başarılı olursanız değil, yani süreç şu şekilde devam ediyor. Grup mülakatından sonra İngilizce seviyenizi ve hani kendi bireysel seviyenizi anlamak üzere öncesinde bir size bireysel case veriliyor. Bireysel case'de belli bir süre veriliyor aslında size. Ve o süre içerisinde sizin bu case'i anlayıp onunla ilgili küçük bir sunum hazırlamanız gerekiyor. Kağıt kalemle aslında bakıldığında. Ve sonra da aslında oradaki yine dediğim gibi bir sonuca varmanız ve bu sonucu çeşitli rakamlarla veya bilgilerle desteklemeniz bekleniyor. Bu şekilde bireysel sunumu yaptıktan sonra da küçük bir İngilizce mülakat gibi, sizin İngilizce seviyenizin ne durumda olduğunu anlamak adına küçük bir sohbet gerçekleşiyor aslında. Mülakatta denemez. Hani basit ve yani sizin kolay cevaplayabileceğiniz soruları İngilizce soruyorlar. Siz de hani İngilizce seviyenizi anlamak adına bu sorulara cevap veriyorsunuz. Sonrasında ise bu süreçler sonrasında birebir İK ve yani pazarlamadan pazarlama müdürü olabilir, ürün müdürü olabilir. Onlarla İK mülakatları başlıyor. Burada da yine bir sohbet havasında sizin CV'niz üzerinden aslında veya üniversite hayatınızda neler yaptığınız üzerinden deneyimlerinizi paylaştınız ve sizin hani neden başvurduğunuz, daha öncesinde neler yaptığınız gibi. Yine sohbet üzerinden öyle bir mülakat gibi, hani size soru soruyorlar, cevap veriyorsunuz gibi, yine bir soru, yani sohbet havasında geçen bir İK ve pazarlama nedir o mülakatı oluyor. Sonrasında ise artık sonucu, yani sürüş testi oluyor, pardon. 9 aylık süresi de sahada olduğu için aslında bu programın bir sürüş testine giriyorsunuz. O sürüş testinde de başarılı olursanız zaten aslında ilk mülakatın sürecin ilk etabı kapanmış oluyor. Sonrasında ise eğer bu bahsettiğim etaplarda ve bahsettiğim süreçlerde başarılı olursanız size bir online İngilizce sınavı tanımlanıyor. İngilizce seviyenizi hani en başta göstermişsiniz konuşarak ama bu daha kapsamlı, içinde okuma, yazma ve konuşma da olan ve gramer bilgisini de ölçen böyle toplu bir İngilizce, online bir İngilizce sınavı size gönderiyorlar. O İngilizce sınavında da başarılı olursanız artık süreç olumlu sonuçlanmış oluyor ve sürece başlıyorsunuz.